Evet, yani böyle büyük bir felaketin temel nedenlerinden birisi de aslında eğitimsiz, liyakatsız Evet. kadroların kurumlara atanması. Ama bu Kesinlikle. felaketten bile ders çıkaramayan bir AKP iktidarı olduğunu görüyoruz. Yani kendi yandaş müteahhitlerine dünyanın ihalesini veren ve bu ihaleler sonucunda yaptığı konutların altında da yüz binlerce insanımızı bırakan bir akıl. Bugün ilk vazgeçtiği şeyin eğitim olması açıkçası bizi şaşırtmıyor. Çünkü çok açık ve net, yani getirip tüp takım başına hiç alakasız birini atayanlar, işte Diyanet kadrolarını AFAD'a dolduranların yapabileceği bu zaten. Yani ufukları bu diyeceğim ama ufuklarınla ilgili bir şey değil. Aslında tam da istedikleri bir ülke yaratmak istiyorlar. İlk vazgeçtikleri şey eğitim, ilk vazgeçtikleri şey bilim, ilk vazgeçtikleri şey aslında insanların eleştirel düşüncesi, yok etmek istedikleri şey bu. Ve bunun için de yurtları boşalttılar. Birçok yurtta öğrenci arkadaşlarımızın orada olmadığı koşullarda onların eşyalarını çöp poşetlerine koyup koridorlara koydular. Ve şimdi bunu depremzedelere açıyoruz. İşte depremzedeleri barındırıyoruz adı altında da. Kendilerince algı yaratmaya, işte bir iyilik yapıyormuş, gerçekten depremzedeleri düşünüyormuş gibi bir görüntü yaratmaya çalışıyorlar. Oysa ki gerçek bu değil. Birincisi, bu yurtlar bizim depremzede de ailelerimizin barınması için uygun yerler değil. İkincisi, eğitim her koşulda devam ettirilmesi gereken bir şey. Zaten pandemiden kaynaklı çok uzun süre bir online eğitim yapıldı ve nasıl kötü olduğunu gördük. Yani birçok mezun olacak çocuk, öğrenci, yüksek öğretim öğrencisi hiç okula gitmeden, hiç pratik alana çıkmadan, hiç ders sırası görmeden neredeyse mezun olmak durumunda kaldı. Şimdi bunu tekrar devam ettirmek, bütün bu enkaz, eğitim enkazı ortada dururken deprem enkazıyla beraber ilk vazgeçtikleri şeyin eğitim olması gerçekten inanılır gibi değil. Biz bunu kabul edemeyiz. Bakın, herkes yazdı çizdi. Dünya kadar otel var. Kış sezonundayız ve yatak kapasitesi otellerin çok fazla. Sıcak yemek çıkarma kapasiteleri çok fazla. Bu insanlara gerçekten insani koşullarda barınma imkanları sağlanabilir. Dünya kadar henüz satılmamış konut var. Bu konutların kirasını devlet ödeyebilir ve bu insanları buralarda barındırabilir. Bir dünya kadar çözüm bulunabilir. Ama ilk akıllarına gelen şey öğrenciyi kapının önüne koymak oluyor. Ya düşünün, deprem bölgesinde ya da yakın depremde evi hasar gören insanlar var. Belki yurt dışında gidecek, yani yurdunu, yani o yurt mekanı dışında barınacak yeri olmayan insanlar var. Bunları da sokağa bıraktılar yani. Çok açık ve net bir şekilde. Çünkü dertleri gerçekten insanları barındırmak değil. Dertleri gerçekten iyi bir eğitim vermek değil. Dertleri gerçekten insanlara bir çadır sağlamak değil. Bir çorba sağlamak değil. Tek bir dertleri var. Algı yönetmek istiyorlar. Tek bir dertleri var. İmaj kurtarmaya çalışıyorlar. Enkazın altında kaldılar. Yani çok açık ve net, bu iktidar bu enkazın altında kaldı. Nasıl kötü bir, nasıl liyakatsiz, nasıl berbat bir yönetim olduğunu çok açık ve net bütün Türkiye halkları gördü. Ama hala buradan vazgeçip toplumun sesine, halkın sesine, kamuoyunun sesine kulak kabartmaları, belki birazcık da olsa hataları telafi etmeleri gerekirken hata üstüne hata yapıyorlar. Yani düşünün, ilk gün seferberlik ilan edip bütün ellerindeki kaynakları depremde zedeleri kurtarmak için seferber etmesi gerekenler o hal ilan etti. O hal ilan edenler şimdi kayyum atıyor depolarımıza. Bunu yapanlar yurtlardan insanları gece yarısında, çocukları yurtlardan söküp atıyorlar. Çoğunun parası yok. Çoğu çalışıyor, hem çalışıyor hem okuyor. İnsanlar nereye gidecekler? Nerede barınacaklar? Ya böyle bir akıl olabilir mi? Gerçekten inanmak, yani dehşetle izliyoruz. Gerçekten günlerdir deprem bölgesindeyiz. İnsanların neler yaşadığına tanık oluyoruz. Ve bunun üzerine tekrar ve tekrar hata yapmak, tekrar ve tekrar, hata da değil aslında. Çok açık ve net, bu bir hata da değil. Bilinçli, bilerek, isteyerek sermayeyi yine koruyorlar. Otel sahiplerini koruyorlar. Büyük emlak şirketlerini koruyorlar. Kimi sokağa atıyorlar? Gariban halkın zorla yurtta yerleşmiş çocuğunu, öğrencisini. Hiçbir yere gidemediği için, yoksul olduğu için yurtta kalan çocuklarımızı şimdi onlar sokağa atıyorlar. Yani deprem içinde deprem, felaket içinde felaket yaşatıyorlar. Türkiye halklarına, Türkiye'deki eğitim gören öğrencilere ve depremzedelere.